arkadaşlar. Bugün Çardak Söğüt'te Kuzuluk denilen mevkiye geldik. Bu çevrede olanlar belki bilir, ismi duymuş olanlar olabilir. Çok güzel bir ortam. İnanın. Buranın önceden değeri çok iyiydi ama şu anda tabii ki eski değeri yok. Burada bir piknik alanı oluşturulmaya çalışılmış. Ama açıkçası bakımsızdan o da pek bir işe yarar bir durumda değil. Ama gene de güzel çeşme yapılmış. Yapandan Allah razı olsun. Önceden şu Söğüt'ün öbür tarafında oradaydı kaynağı ve tabii çeşmesi yoktu. Boruyla buraya taşımışlar. Güzel olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun. Bakın. Bunlar da Söğüt ağaçları. Belki de hani buranın adının olma sebebi bu ağaçlardır. Bol şekilde olması Söğüt ağacı. Güzel bir yerden kalma. Tamam. Ama gene de ortamı çok güzel bir ortamdır buranın. Şimdi göreceksiniz. Su olan bölgeye gideceğiz. Suyun çıktığı yere. Mükemmel bir suyu var. Sonbahar değilse de bile buranın ilkbaharı çok güzeldir arkadaşlar. İnanın böyle şu ol diye otlar tamamen kışın ölür. Baharın tam yemyeşil olur bunlar. Bunlar da güldür, doğal kendiliğinden çıkmış güllerdir. Güller açar. Yeşerir. Bunlar ilt üzüm dediğimiz orman üzümleri. Şu anda tamamen vakti geçmiş herhalde. Ama tadı çok güzeldir. Börtlem diğer adıyla. Çocukken hatırlarım. Acayip buradan böğürtlem yerdik. Çok güzel de olur. Bakın bunlar gül. Hani tamamen su olduğu için kendiliğinden oluşan bir bölge. Ama yemyeşil, huzurlu. Bakın böğürtlemler arkadaşlar. Çok güzel. Evet, gördünüz mü? Belki hani 25-30 dönümlük bir alan ama eskiden bütün köyün sebzesi meyvesi buradan olurdu. Şu anda tabii eski önemini kaybettiği için bakımsız. Bakın böyle bir su aşağı doğru akıp gidiyor. Yukarıdan geliyor. Ortamımız böyle bir ortam. Hava da bugün çok güzel. Çok sıcak değil. Uzun bir sıcaklıktan sonra. Burası piknik alanı yapılmaya çalışıldı. 2-3 yıl önce ama tabii ki çok yoğun, uzak olduğu için pek piknik alanı olarak şey olmadığından dolayı kullanılmadığına çok bakımsız kalmış arkadaşlar. Bakın. İnanın buz gibi. Şu an elimi tutuyorum ve dönüyor. Bunun esas tabii su kaynağını biliyorum ben eskiden.
tam şuradandır. Çıkış noktası burasıydı. Sonradan buraya atmışlar. Bakalım kaynağını ne yapmışlar. Tamamen kurutmuşlar mı? Boru içerisine almışlar muhtemelen. Evet. Bunun tam kaynağı önceden buradaydı. Boruyla yukarıya taşımışlar demek oraya. Bakın. Şurada bir de hani önceden dediğim gibi önemli bir yerdi burası. Her şey oluyordu. Şu anda bakın üzümler, bağlar, hani erik ağaçları. Hepsi birbirine girmiş ama vaziyette ama tabii bakım yok. Bakılmıyor artık tamamen. Eski çağlardan kalmış gibi. Elma ağaçları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel bir ortam. Ve bu böyle gidiyordu. Aşağıda havuz var. Havuza doluyordu. Havuzdan sırayla dedelerimiz öyle söyleyeyim. Orada susuluyordu. Güzel bir ortam. Ben de sizinle paylaşmak istedim. İnşallah bir iki haftaya çıntarlarımız çıkar. Kanlıca mantarımız. Ve onu toplamaya devam ederiz. Beraberce toplarız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Buralar bizim dediğim atalarımızın durduğu yer. Ninemle küçükken baya baya biz buralarda şey yapardık. Gelirdik. Burada bahçe vardı. Küçük. Şuralarda bahçe vardı. Sebzeleri sulardık. İleride gölden su gelirdi buraya. Arık şeklinde. Tabi bu dediğim benim olay en aşağı 40 yıl önce, 35 yıl önce. Tabi sahibi olmadan tarla bu şekilde kendinden geçip gidiyor demek ki. Yani sizin anlayacağınız dünya geçici, kalıcı değil. Dünya kalıcı, biz geçiciyiz arkadaşlar. Burası Kuzuluk, Çardak, Söğüt'e bağlı. Söğüt'ün bir bölgesi. Arkadaşlar çok güzel bir bölgedir. Çok böyle 1200 rakımlarda süper bir yerdir. Set them rewind, and 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. That the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this